İmanı və İslamı, ibadəti və ahlakı, hamdı və şükrü öğretən Peygamber Efendimizə salat və selam olsun. Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ey müminler! Gıybet, dedikodu, yalan gibi sözleri işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim yaptıklarımızın sorumluluğu bize, sizin yaptıklarınızın sorumluluğu da size aittir. Selam olsun size! Bizim cahillik edenlerle işimiz yok derler. Peygamber Efendimiz de kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışına uzak durulması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir buyuruyor. Bugün iki bayramı bir arada yaşadığımız büyük bir gün. Bugün kaynaşmamız, birbirimize kardeşliğimizi daha da fazla hissettirmemiz için Rabbimizin bize armağan ettiği sevinç günü. Bugün terbiyelerin tekbirlerle dua ve niyazlara karıştığı feyizli ve bereketli bir gün. Bayramlar sadece neşe, eğlence ve tatil günleri değildir. Bayramlar aynı zamanda müminin hayatını anlamlandıran, onu Rabbine ve kardeşlerine yaklaştıran günlerdir. Bu günler huzur ve mutluluğun müminler arasında paylaşarak arttığı, huzur ve kederin yardımlaşarak azaldığı günlerdir. Müminler olarak bizler bayramımızı bu şuurla idrak edeceğiz. Bayramın ve hayatın her anını Rabbimizin rızasına uygun söz ve davranışlarla değerlendirmeye çalışacağız. Zira mümin kendisine, çevresine, insanlığa faydası olmayan söz, tutum ve davranışlardan uzak duran kimsedir. İman etmek, sorumluluğu üstlenmektir. Bu anlamda bize verilen bir nimet, bir şükrü gerektirir. Bizlere lütfedilen her imkan beraberinde bir sorumluluk getirir. Bu imkanları Rabbimizin rızası ve insanlığın hayrı doğrultusunda kullanmak ve korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamda dilimiz yalana değil doğruya dönmelidir. Sözümüz batıla değil hakka tercüman olmalıdır. Gözümüz fitne ve fesadı değil ıslah ve huzuru aramalıdır. Elimiz şerre değil her daim hayra uzanmalıdır. Zihnimiz çevremize kötülük ve çirkinlik değil İyilik ve güzellikler saçmalıdır. Gönlümüz kin ve nefret değil, sevgi ve muhabbet yaymalıdır. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden,
Gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp, nerelere harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere hepimiz bir hesap makinesine doğru hızla yol alıyoruz. Bu yolculukta sermayemiz bir saniyesi bile boşa geçirilmeyecek kadar değerli olan ömrümüzdür. Bu yolculukta en büyük gücümüz Allah'a olan iman ve teslimiyetimizdir. Kazanımlarımız, hayır ve iyiliklerimiz, salih amellerimizdir. Bütün bunları israf etmek, beyhude tüketmek ise en büyük kaybımız ve hüsranımız olacaktır. Hayat yolculuğumuzda bize düşen bu boş söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. Zira meleyanı olarak isimlendirilen boş söz ve faydasız davranışlar öncelikle zihnimizi gereksiz yere meşgul eder. Kişiliğimizi ve itibarımızı zedeler. Zamanla bizleri esir alır. Dünyamıza ve ahiretimize de yarar olmayan meşguliyetler bizlere hayır ve bereket ve güzellik kazandırmaz. Aksine vaktimizi öldürür, ömrümüzü tüketir. Fela inna ahsana kebele kerem ve izah kuranı uğradan meslemi ulan sanisi kuran ve kurhamı Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la esnafnak illa rahmetten lil alemin. Ve etallahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.